Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitimde yine birlikteyiz. Normalde ben bugünkü eğitimimde sizlerden gelen sorular var. Bu soruları not aldım. Onlarla ilgili tekrar bir video çekmek istiyorum. Yani genelde herkesin sorduğu sorulara YouTube üzerinden sorulan sorularda elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum ama mail üzerinden ayrıntılı sorular soruluyor. Bunların bilgisini de video çekerek herkese duyurmak istiyorum. Yani sorulardaki konuları herkesin bilmesini istiyorum. Ama en çok hani hangi soru konularla ilgili geldiyse onunla ilgili video çekeceğim. Sizlerin zamanınızı, vaktinizi çok almak istemiyorum. Genelde hepsi buradayla ilgili mail geliyor. Hepsi burada da mağaza açmak ya da hepsi burada da nasıl mağaza açarız, satış nasıl yaparız? Bununla ilgili mailleri geliyor. Hepsi burada da mağaza açmayı göstereceğim arkadaşlar ilk olarak ama hepsi burada da kazanç nasıl elde edebiliriz? Yani hepsi burada diğer sitelere göre çok bir sıkıntılı bir site. Kolay kolay eğer hesaplarınızı kontrol etmezseniz para kazanamazsınız. Kazanıyorum derken para kaybedebileceğiniz bir site. Bu nedenle onları sizlere ayrıntılı olarak göstermek istiyorum. İlk olarak hepsi burada mağaza başvurusu yapmak istiyorsanız hepsi buradanın normalde kendi gitti gidiyor gibi ya da N11 gibi kendi bünyesinde sitesinin içerisinde mağaza başvurusu yapın diye bir kısım bulunmuyor. Bu nedenle Google'a hepsi burada mağaza başvurusu diye bir aratma yapıyoruz. Daha sonradan ürünlerimi nasıl satabilirim diye bir sekmeye tıklıyoruz. Bu kısımda gelen yere hemen başvur diyoruz. Başvur dedikten sonra karşımıza çıkan kısma zaten şirket ticari ünvanı dedi. Bizim hepsi burada da mağaza açabilmemiz için vergiye tabi olmamız gerekiyor. Vergiye tabiyken eğer dükkanımızın adı varsa dükkan adı yazıyoruz. Eğer dükkanımıza bir ad tanımlamadıysak kendi adımızı soyadımızı yazıyoruz. Hepsi burada mağaza adı dedi. Orada hangi mağazanın adını kullanmak istiyorsak o mağazayı buraya yazıyoruz. Yani benimki mesela Karabeyolları Ticaret. Mağaza linki dediği kısım burada kendisi otomatik şekilde çıkıyor. Yani siz buraya yazdığınız zaman mağaza linkiniz otomatikmen oluşmuş oluyor. Onunla sizin herhangi bir işleminiz yok. Şifreyi ayarlıyorsunuz. Şifre tekrar şirket iletişim e-posta diyor. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Banka bilgilerini yazıyorsunuz. Banka bilgilerini daha sonradan değiştirmek isterseniz mailleşerek değiştirdiğiniz gibi yani gitti gidiyordaki gibi kendiniz manuel olarak değiştiremiyorsunuz. Bu nedenle sürekli kullandığınız bankayı yazmayı tercih edin. Şube adı banka bilgilerini doldurduktan sonra fatura adresiniz yine hani vergiye tabi olduğunuz için bir dükkanınız ya da evinizi dükkanı olarak gösterdiyseniz oranın adresini yazmanız gerekiyor bu kısma. Faturanın gönderileceği e-posta buraya sizin komisyon faturalarınız gelecek. O faturaların geleceği e-postayı seçmeniz gerekiyor, yazmanız gerekiyor. Kendi sürekli kullandığınız e-postayı da yazabilirsiniz ya da yeni bir e-posta açarak hepsi burada ya da e-ticaretle ilgili kısımları o e-postada kullanabilirsiniz. Yani yeni bir e-posta açıp e-posta trafiğini engellemek için tabii ki. Şirket türü kısmında limited, anonim, adi ortaklık, kolektif diyor, vakıf, dernek diyor. Biz şu kısmı seçiyoruz. Burada kolektif dedi bizim kendi şahıs firmamız olduğunu gösteriyor yani. Eğer kendinize ait web siteniz varsa web site adresinizi yazıyorsunuz. Mersis numarası, ticaret sicil numarası bunlar muhasebenizden aldığınız numaralar. Bunları yazıyorsunuz. Kayıtlı e-posta adresi PTT'den alınan bir adres. Yani Google'a kayıtlı e-posta adresi, CEP adresi nasıl alınır diye yazdığınız zaman ön başvurusunu yapıyorsunuz. Daha sonradan devamını PTT'den yapıyorsunuz. Vergi dairesi yine fatura bilgileriyle ilgili bunlar. Bunların hepsini doldurduktan sonra arkadaşlar alt tarafta gönder olarak bir buton açılacaktır. O butonu tıklamanız halinde başvurunuz için ön kayıt başlamış olacak. Tabii bu yeterli değil. Bunun için sizlerden daha sonra iletişime geçilerek evraklar isteyecekler. Banka hesap numaranızda da olmak üzere bankadan hesap numaranızın çıktısını alacak bir kağıt. Üzerinde bankanın ismi bulunan bir kağıt isteyecekler.
Yani tamamen her şeyi kurumsal şekilde yapıyorlar, titiz şekilde yapıyorlar. Ve sizinle iletişime geçtikleri zaman komisyon bilgilerini o zaman paylaşacaklar. Size tavsiyem, hepsi burada tek komisyon üzerinde çalışmıyor. Kişinin sattığı ürünlerdeki ciroya göre komisyon ayrılıyor. Atıyorum %30 komisyon ödeyen de var, %3 komisyon ödeyen de var. Tabii %30'luk aylık 2 milyarlık ciro yapıyorsa %3'lük aylık en az 200-400 milyarlık bir ciro yapan firma oluyor. Size tavsiyem, yani ben ilk başta yaparken bana kimse tavsiyede bulunmadı. Ben o anki ciro'm neyse onu söylediğim için şu an için komisyonlarım yüksek. İlk başta mağazayı açarken sizinle iletişime geçtikleri zaman aylık cironuz ne derlerse 1 trilyon deyin, 2 trilyon deyin. Yani sallayın biraz. Olabildiğince cironuz, komisyon bedeliniz düşük gelsin mağazanız. Düşük şekilde açılsın. Zaten zamanla düşük olduğunu gördükçe onlar kademe kademe yükselteceklerdir. Hani herhangi bir sıkıntı olmaz sizin için. En azından ilk başta para kazanmaya başlarsanız, yükselttikten sonra da yine siz de ürünlerinize zam yaparsınız. Hepsi burada ya, mağaza açmak bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki süreç kısmında ayrıyeten bir esnaflık kaydım bulunmadığı için dolduramıyorum. Gitti gidiyor gibi size ekten bir mağaza açamıyorum yani. Yalnız hepsi buradanın şöyle bir sıkıntılı durumu var. Hepsi burada diğer siteler gibi kazanç sağlayan bir firma değil. Yani gitti gidiyora N11'e nazaran ürünlerinizi sattırır. Çok ürün sattırır ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Atıyorum gitti gidiyor da 5 liraya aldığınız ürünü 15 liraya sattığınız zaman kar elde edebiliyorsunuz. Ama hepsi burada da 5 liraya aldığınız ürünü 15 liraya satışa çıkartırsanız zarar edersiniz. Kar elde edemiyorsunuz. Onu da yazılı olarak şöyle anlatayım. Atıyorum 5 liraya bir tane ürün aldım diyeyim ben. Şu kısmı büyüteyim ben. TL'ye ürün aldık. Bunu hepsi burada da satacağız. Hepsi burada da satmak için bu ürünün üzerine kargo kısmını koyacağız. Farklı komisyon tutarlar var. Onları koyacağız. Şöyle söyleyeyim. Hepsi burada da atıyorum sizin mağazanızda gitti gidiyordan 2-3 tane ürün alan olursa, 2-3 adet ürün aldığı zaman mağazanızdan bir kişi, bunlara siz sadece tek bir kargo ücreti ödüyorsunuz. Ama hepsi burada da mağazanızdan 2 adet ürün alan olduğu zaman, yani aynı kişi 2 adet ürün alırsa, bu her 2 adet ürün için ayrı ayrı hepsi burada sizden kargo ücreti kesiyor. Normalde hepsi burada platformunda 75 TL altında ücret, 75 TL üzerinde kargo ücretsiz diye bilgi veriyor ama bu müşteriler için, satıcılar için bir bilgi değil. Satıcılar için her ürünün kargosunu biz kendimiz ödeyeceğimiz şekilde ayarlamamız gerekiyor. O şekilde hani kar edebilmemiz için o şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, 75 liraya bir ürün koyduysak biz buna kargo ücreti eklemeyelim, zaten ücretsiz gibisinden düşünmemeliyiz. 70 liraya da ürün koysanız, 5 liraya da koysanız, 100 liraya da koysanız bunun üzerine kargo tutarını eklemeniz gerekiyor. Kargo ücretlerini de tek tek eklemek için bu panele giriş yaptım ben. Kendi kullanıcı panelime. Kullanıcı panelinin üst tarafında bulunan bilgiler var. Buradan kargo ücretlerini, mağaza destek hattını, kategori bazlı komisyon oranlarını görebiliyorsunuz. Kargo ücretlerine giriş yapıyorum ben. Sizlerin de görebilmesi için. Burada tüm kargoların fiyatları yazıyor. Yani hangi kargo ile çalışıyorsanız o kargonun fiyatını ürünü koyarak hesaplamanız gerekiyor. Ama artık KDV'yi unutmamanız gerekiyor. Bunun için şöyle söyleyeyim ben. 5 TL'ye aldığımız ürünü biz sadece 5 TL'ye almış gibi hesaplayalım. Artık KDV kısmını koymayalım. Yani KDV dahil 5 liraya aldım ama ben bu ürünü KDV hariç 5 TL'ymiş gibi hesaplamalara alacağım. Sonuçta KDV kısmında benim ayrıyetten bir karım olmuş olacak. Şimdi 5 liraya aldığım bir üründen ben kar elde edebilmek için atıyorum 5 liraya aldığım ürün 2 desi diyelim. Kargo kısmına bakıyorum. 2 desi yurt içi kargo ile çalışıyorum ben. 10 lira artı 19 kuruşa gidiyormuş. Buraya yazıyorum. 10,19 TL.
kargo bedeli. Bu kısımdan sonra bunları tabii hepsine toplayacağız. En sonunda KDV kısmını da ekleyeceğiz. KDV kısmından sonra ürüne asıl kâr marjımızı koyacağız. Yani hepsi burada da bu hesaplamayı yapmamız gerekiyor. Eğer para kazanmak istiyorsak. Şu kısmı kapatayım ben. Şurada hizmet bedeli diyor arkadaşlar. Bu benim faturalarımdan biri. Hizmet bedelinde 0,75 kuruş. Hepsi burada her ürün için hizmet bedeli alıyor. Yani her satılan ürününüz için 0,75 kuruş hizmet bedeli ödüyorsunuz. Tabii artı KDV'si de var. Ben KDV'yi toplam olarak hesaplayacağım için 0,75 kuruş hizmet bedeli diyorum. Hizmet bedelimiz var. Daha sonradan şu kısma geçiyorum. Komisyon bedeli diyor arkadaşlar. Komisyon kategoriye göre değişiyor. Yani ben burada genel olarak bana gelen komisyonu baz aldım ama şu şekilde göstereyim size. Mesela şunu satmış olalım, şu ürünü 2 desi gelir ortalama. %29,66 KDV pardon komisyon koymuş. 14 lira 72 kuruşa geliyor yani bu. Ben şu satışa kapalı ürünümü 5 TL'ye koydum. Size daha iyi gösterebilmek için. Bu ürünün mesela vadesi 28 gün sonra gelir. Hepsi burada da bize ücret. Şununki 14 gün sonra. Vadeler değişiyor kategoriye göre yine. %13 komisyon bedeli varmış. Bu da 0,68 kuruşa geliyor. 5 TL'lik ürün için 0,68 kuruş komisyon ödüyorum ben. Tabi 68 kuruş yani bu %13,5 artı KDV olarak. Yani hepsi burada bir bizden mesela %15 komisyon kesiyor ama pardon gitti gidiyor. Orada artı KDV almıyor. KDV içinde %15 ama hepsi burada komisyonların içerisinde artı KDV olarak bir ekleme yapıyor. Bunu özellikle söyleyeyim çünkü bunu birçok kişi bilmiyor. Tabii bu kategoriye göre de değişiyor. Ben sadece göstermelik olarak bu kısmını gösteriyorum. Yani şu ürün için şimdilik 5 liraya aldığımız ürün için şu kadar masraf yaptık. Bu masraf bitti mi? Bitmedi tabii ki. Şu kısımdan kargo destek geliri bu tabii kargosunu hesapladık. En son arkadaşlar bir kısım daha var. Eğer hepsi burada bize ürünü elimizde olmayan bir ürünü hepsi burada da sergileyeceksek o ürün olur da geç çıkarsa bir sonraki gün çıkarsa ya da farklı bir günde çıkarsa bu ürün hepsi burada 20 TL artı KDV ceza kesiyor bize. Yani alan müşteriye hediye çeki uyarlıyor. Bu hediye çekinin parasını bizden kesiyor. Ben o faturamı bulamadım. Hediye çeki kesintisi faturam da vardı. Onu da bulmuş olsam onu da gösterecektim size. Ya da atıyorum bir ürün sattınız. Ürün elinizde yok o an için. Gitti. Hepsi burada bu ürünü satışını sizden iptal ediyor ama farklı satıcıdan müşteriye gönderiyor. Atıyorum sizin 5 liraya sattığınız ürünü tedarik edemediniz ya da kargosunu geciktirdiniz. Hepsi burada tarafından iptal edildi. Hepsi burada tarafından iptal edildiği zaman hepsi burada size önce 20 TL artı KDV ürün için ceza kesiyor. Yani bu ürününüzün bedeli hiç önemli değil. Ne kadar olursa olsun 20 TL'yi bir kesin kesiyor. Onun haricinde müşteriye farklı satıcıdan ürünü gönderiyor. O aradaki farkı da sizden tahsil ediyor. Yani 5 liraya sattığımız bir ürünü dediğimiz tarihte gönderemezsek hem 20 lira artı KDV ceza yiyoruz hem de bu ürünü başka bir satıcı 10 liraya satıyorsa hepsi burada o ürünü müşteriye gönderiyor. O aradaki 5 lira farkı da birden kesiyor. Bunlara dikkat edin. Yani elinizde olmayan ürünler için gerekirse kargolama süresini 2 gün, 3 gün yapın. Ama aynı gün kargo yapmayın. Bu genelde XML linki ile ya da tedarikçi firmalarla çalışmalarda sıkıntılı oluyor. Yani ben şu şekilde göstereyim. Mesela hatalı siparişim yokmuş, geciken siparişim yokmuş ama iptal siparişim oranım %9'muş. Yani bunların birçoğunu ben kendim iptal ettim. Birçoğu
Hepsi burada tarafından iptal edildi. Tabii kendim iptal ettiğim zaman da yine o cezayla maruz kalıyoruz. İster istemez ama iptal etmesem baktım tamamen zarar ediyordum. Daha sonradan bir arkadaş vesilesiyle hesaplama yaptıktan sonra hepsi burada aradık. Tek tek bilgi aldık. Ondan sonra bu kısımlar gözümüzün önüne geldi. Yani biz önceden hepsi burada bilgilendirme maillerinde de atıyordu. İşte 30 TL'nin altında kargo bedeli satıcıdan şu kadar alınacak, yüzde bazında alınacak ya da 70 TL üzerinde tamamen satıcı ödeyecek gibisinden bildirimlerde bulunuyordu. Ben bugün özellikle tekrar bu konuyla ilgili yanlış bilgi vermemek için kargo konusuyla ilgili aradım. Ayrıntılı şekilde bilgi aldım. Her ürün için tek tek kargoyu ekleyerek ürününü o şekilde yükleyin, yoksa zarar edersiniz dediler bana. Ben de ona göre bilgi verdim. Şu an bir hesaplayalım isterseniz. 5 TL'ye aldığımız ürünü 5 TL ürün bedeli diyelim. 10,19 kargo bedeli, 0,75 hizmet bedeli, 0,68 komisyon bedeli. Tabii hiç ceza yemezsek bu tutar karşımıza çıkıyor. Buna da KDV'sini koyalım hemen. Çarpı 18 bölü 100 yapıyorum. 2,99 geliyor. Bu da topladığımız zaman 14 lira 61 kuruş oluyor. Yani biz 5 liraya aldığımız ürün hepsi buraya koyarsak, 14 lira 61 kuruşa koyarsak hiç zarar da etmiyoruz, kar da etmiyoruz. Ama kar edebilmek için 5 liraya aldığımız ürünü gitti gidiyor en azından 20 liraya, 29 liraya koymamız gerekiyor. Kısaca hesaplamak isterseniz, bunları tek tek hesaplamak istemiyorum, ben tek tek hesaplayamam derseniz, aldığınız her ürünün üzerine 15 TL ekleyin. Tabi kargosu çok büyük bir desi bazında olduğu zaman ya da kilo bazında büyük bir yer kaplamıyorsa her ürününüzü de 15 lira eklemenizi tavsiye ediyorum. Yani ürün listelerken aldığınız tutarın üzerine 15 lira ekleyin. O fiyata almış gibi hesap edin. Yani 5 lira aldığım ürünün üzerine 15 lira ekliyorum. 20 lira ben bu ürünü 20 liraya aldım diye hesap ederek kar marjını ona göre koyuyorum listeye, ilana. O şekilde zarar etmemiş olurum arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Özellikle bilgilendirmek istedim. Hani elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım ama genelde hepsi burada da satış yapanlarla diyaloğa geçtiğimiz zaman bu kısımdan zarar edenlerle karşılaştım. Hatta toptancı burada Onur Bey de bu konuda beni uyarmıştı. O da daha çok birkaç tane satıcısı için uyarıda bulunmuş. Kendisi aramış hepsi buradayı. Bayağı bir konuşmuş. Yani kendisi anlattı. Yeni evlenen birinin altınlarını buldurup toplu ürün aldığını söyledi. O ürünleri hepsi burada satmış. Hepsi burada da. Ama eline 40 TL işte 40 milyara yakın para geçmemiş. 40 milyara yakın ürün almış ama para geçmeyince zarar etmiş. Hani kar yapacağım derken zarar yapmış. O da işte 5 liraya aldığı ürünü 15 liraya ilana koyduğu için bu nedenden zarar etmiş. Yani 10 lira kar ediyorum derken şu kısımlar bir de daha sonradan görünüyor. Onlara dikkat edin. Hepsi burada da vadesi uzun olduğu için 28 günde, 29 günde, 23 günde yattığı için, yani en kısa vade 21 gün, 3 hafta. 21 günde yattığı için kar marjınızı hesaplamanız zor oluyor. Gitti gidiyor gibi karınızı hesaplayamıyorsunuz tek tek. Bir de komisyon oranları, kargo oranlarını, hizmet bedellerini toplu şekilde mail attığı için bize hangi ürün kaç TL'ye gitmiş, kargolanmış onu göremiyoruz. Bu nedenle özellikle dikkat edin. Tek tek inceleyin gerekirse. Kar elde etmek için çalışıyoruz zaten. Belli bir amacımız var. Hani işlerin yoğunluğundan dolayı ben bunu takip edemiyorum derseniz eğer, hepsi burada da hiç satış yapmayın, daha iyi. Kar ediyorum derken zarar edersiniz dediğim gibi. Yani arada bir toplu para gönderirler elinize, toplu para geliyor her hafta ama bakıyorsunuz ki o parayı siz zaten zamanında harcamışsınız, harcadığınız paranın daha azı size geri geliyor hesap yapmadığınız için. Bu şekilde sıkıntılı bir firma hepsi burada.
uyarmak istedim arkadaşlar. Özellikle mail atanların bilgisi olmasını istiyorum. Mail atanlar vardı bu konuyla ilgili. Yani hepsi buradan ürün sattık, zarar ediyoruz diyenler de var. Kar ediyorum, sıkıntı yok diyenler de var. Yani kar edenlere sözüm yok ama onların da bu konuya dikkat etmesini istiyorum. Zarar edenler de bu konulara dikkat etsinler. Ya da hepsi burada da hiç satış yapmasınlar. Gitti gidiyor N11 bize yeter diyebilirim bir nevi. Hani ilerleyen zamanlarda global ticaretlerden de sizlere yardımcı olacağım. Onları da göstereceğim nasıl olduğunu. Amazon, eBay gibi firmaları. Şimdilik Türkiye içerisindekileri çözersek belli bir para kazandığımız zaman oralara paralı mağaza açıyoruz. Yani ortalama 400 milyon, 500 milyona mal oluyor. 500 TL'ye daha doğrusu. Bu nedenle oraları daha sonradan anlatacağım ben. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta da ben sorulan sorularla ilgili bilgileri not alıyorum. Hepsi burada ya, ürün yükleyemeyen varsa nasıl yüklenmesini istiyorsa bilgi versin, onu da anlatırım. O da yine gitti gidiyorum bir benzeri şekilde. Ama hepsi burada ve Trendyol'a ürün yüklemek kadar sıkıntılı bir durum yok. Yani ben sadece bundan dolayı hepsi burada ürün yüklemek istemiyorum. Bütün işinizin gücünüzün arasında bir de onun sıkıntısı, stresi sizi germesin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur. Fayda vermiştir, fayda sağlamıştır size. Dediğim gibi her zaman için tam anlatamasam da elimden geldiği kadar sizlere anlatıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Her zaman için yanınızda olduğumu unutmayın. Varsa bir sıkıntınız, sorunuz e-ticaretle ilgili elimden gelen yardımı yaparım. Çok yakın zamanda da site yapma eğitimine ve Adobe eğitimlerine başlayacağım. Onları da yine fırsat buldukça atacağım. Bilginiz olsun. Onlarla ilgili öğrenmek istediğiniz olursa takip edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, hayırlı satışlar, bol kazançlar diliyorum. Bu arada unutmadan son bir şey daha söyleyeyim. Eğitimleri izleyerek satış yapan arkadaşlar varmış. Geri dönüş yapanlar da var. Mailden yapanlar da var. WhatsApp'tan yazanlar da var. Gerçekten bu duruma çok mutlu oluyorum ben. Memnun oluyorum. Az buçuk da olsa vesile olabildiysem, yardımcı olabildiysem diyorum ne mutlu bana. Dediğim gibi yapılamayacak bir şey değil. Her şeyi tek tek adım adım ilerleyerek yaparsak daha iyi olur diyorum. Yani sonra sonra yaparsak yani tam anlatamadım. Kimi arkadaş da WhatsApp'tan ya da mailden soruyorlar. Sürekli soru soruyoruz falan gibisinden terimler kullanıyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok benim için. Ben sizlere yardımcı olabilmek için bu kanalı açtım zaten. Hani anında dönüş yapamam ama farklı bir zamanda dönüş yaparım. O yönden sıkıntı değil. İstediğiniz zaman istediğiniz soruyu gece de olsa gündüz de olsa sorabilirsiniz. Ben zaten müsait olduğum zaman dönüş yapıyorum. Yeri geliyor aynı anda dönüş yapıyorum. Yeri geliyor arıyorum telefondan anlatıyorum. Elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.